Faik, Layık'ın iş yerine gider ve Kanada'ya döneceğini, gitmeden önce de kendisinden özür dilemek istediğini söyler. Bu sırada müdür odasına gelir ve Layık'a, "Senin aile sorunların bitmiyor. Üstelik dosyalarının çoğu hatalı. Evde otur ve aile sorunlarını çöz." der. Ardından Layık'ı işten çıkarır. Faris'in yanına gelen bir çalışan, Daniş'in projelerinin geç kaldığını ve müşterilerin bu durumdan rahatsız olduğunu söyler. Faris, Daniş'in projeleri hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığını belirtir. Ayza, Saad ile evliliğinde kendini yalnız hissettiğini, Saad'ın çok değiştiğini ve her konuda kendisiyle kavga ettiğini kayınvalidesine anlatır. Kayınpederi ise Ayza'yı suçlar ve Saad'ı kendisine benzetmeye çalıştığını iddia eder. Ayza buna sert bir tavırla karşılık verir ve bu durum Saad ile arasında büyük bir gerilime yol açar. Diğer yanda, Daniş'in işlerini yapamayan Faris, konuyu Daniş ve babasını anlatır. Babası, işten anlayan bir eleman almasını önerir. Faris ise, dışarıdan birine güvenemeyeceklerini ve projeyi beklemeye almaları gerektiğini söyler. Daniş ise, işe devam etmek gerektiğini, aksi halde büyük bir kayıp yaşayacaklarını belirtir. Babası, Daniş'e dinlenmesi gerektiğini vurgular. Fiza ise, Daniş'in projelerini devralabileceğini söyler. Aile bu öneriyi kabul etmez. Fiza, bana güvenmiyor musunuz diye sitem eder. Danış projelerini Fiza'ya devreder ve Fiza ofiste çalışmaya başlar. Ayza ağlarken Saad'ın babası yanına gelir ve "Bu yüzden Saad'ın seninle evlenmesini istemiyordum. Senin gibi kızlar her şeyi problem haline getiriyor." der. Saad'ın annesi de "Sen duygusal bir aptalsın." deyince Ayza, "Saad'ı o yüzden mi kendine benzetmeye çalışıyorsun?" diyerek patlar. Saad'ın babasının planları tıkır tıkır işler ve Saad aynen babası gibi birine dönüşmeye başlar. Babası, Saad'ı yemeğe götürme bahanesiyle dışarı çıkarır ve Sana'yı oraya çağırır. Onları baş başa bırakır ve gider. Amacı, Ayza'dan Saad'ı uzaklaştırıp Sana ile olmasını sağlamaktır. Anum'un ailesi, Faik ile bozulan nişanı tekrar gündeme taşır. Faik'in annesi, oğlunun mutluluğu için bu ilişkiyi düzeltmek ister. Hanımın da Faik'i sevdiği anlaşılınca aile bu evliliği onaylar. Saad'ın annesi Ayza'nın aile ortamında mutlu olmadığını fark eder ve Saad'a bu konuda sorumluluklarını hatırlatır. Saad ise babasıyla ilgili sorunlar nedeniyle Ayza'nın uyum sağlayamadığını söyler ve onu babasının evine geri götürmek istediğini belirtir. Annesi Saad'a evlenmek için ne kadar çaba sarf ettiğini hatırlatır ve bu duruma karşı çıkar. Öte yandan, layık anımın yaklaşan düğünü için para bulma telaşı içindedir. Faruk, kredi çekmeyi teklif eder ancak layık buna karşı çıkar ve evini ipotek ettireceğini söyler. Faruk, bu fikre şiddetle karşı çıkar. Faris, Haniya'ya evlilik teklif eder. Ancak Haniya, kariyer planları ve yurt dışında eğitim alma hedefleri nedeniyle teklifi reddeder. Faris, onu destekleyeceğini ve evliliklerinin Haniya'nın hayallerine engel olmayacağını söylese de Haniya kararlıdır. Faris'in annesi bu duruma tepki göstererek Haniya'yı sınıf farkı ve görünüşü nedeniyle kabul etmez ve Faris'in Mona ile nişanlanmasını ister. Faris annesiyle tartışarak Haniya'yı savunsa da ailesi bu ilişkiye sıcak bakmaz. Bu arada Anum babasının maddi sıkıntılar nedeniyle zorlandığını görerek evlilikten vazgeçmek istediğini belirtir. Babası kızının bu fedakarlığı karşısında duygulanır ve maddi sorunları çözmek için mücadele etmeye devam edeceğini söyler. Aile birbirine destek olarak zorlukları aşmaya çalışır.